Kesi kesi. Bunu düşünüp ha. Bu evimiz ne derece nasıl? Bazen buraya yazında, yanında deprem olduğunda biz aramada yaptık, geçindik. Sabah oldu, buraya geldik. Ondan sonra geldim şu paletleri, şu alt paletleri getirdim. Battaniyeleri hepsi sardım. Çığları altına kattım. Ama soğuk. Olacak gibi değil. Ona rağmen idare ettik. 11 günün idare ettik bu şekilde. Baktım olmadı. Gittim şu çadırı yaptım. O da olmuyor. Orada da donuyor soğuktan. Kafamız battaniyeyle kapatmasak sabaha kadar yatamıyor. Buz gibi orası. Yapılacak bir şey yok işte. Halimiz gözündeki bir şey. Vardım, gittim organize, ismimi yazdım, numaramı da verdim, beni arayacaklar da aramadılar, daha hala duruyor. Şu branda bir tane, iki tane, ortada yarı yarı, yarısı o taraf, yarısı bu taraf. Yine altta hava kaçırıyor. Olacak gibi değil. Yani ben kendime acımıyorum, yine çocuklarıma acıyorum şu durumda. Bizim batmanlar falan yattı, batman mıydı? Onları yatırdı, onu kurduk. Ay idare ediyoruz bu şekil. Bakalım ne olacak sonumuz. İnşallah da iyi olur. Yarın burası yağmur yağacak, burası gül olacak. Evet. Biz kendi yine imkanları buralar kazıp da çukur açacağız da ikisi altımıza gelmesin. Dum var, kazmıyor. Dum var, kazmıyor. Kazıyorum, çadırın etrafında var, beton gibi. Abi, bizim de bir gelin oğlan var, 7 kişiyiz. Onlar da bir gün yarın gelecekler buraya. De baba, bildik mi hep biz beraber olur. Hayır. Söyleyecek bir şey kalmadı artık. Ne diyebilirim? Biz gece saat 4'teydi. Bir baktık salandı. Yerle bir oldu. Yani imkanımız yoktu ki dışarı kaçma imkanımız olmadı. Biz kolunun altında kaldık. Ben 2 saat sonra çıktım kendi imkanlarımla. Çünkü ana baba günüydü. Kimi çıplak ayakla, kimi bilmem atletle. İşte bu şekil biz dışarı kaçtık. Bu gece de yağmur da felaket yağıyordu. Yavaş yavaş geldik, işte kimin arabası varsa, kimin pikabı varsa işte barındık. Bu gece barındık ki ama ne şekil barındık? Arka arka, üst üste oturduk işte. Bu şekil sabah oldu. Sabah da yine kalktık. İşte kendi imkanlarımızla bu çadırları kurduk, görüyorsunuz. Hep alt yapısı yok. Kağıt mevat koymuşuz. Bu şekil devam ediyor hele, nereye kadar gelecek, nasıl olacak? Bu bize bakacaklar mı, bize bir yol gösterecekler mi, nasıl olacak, bu imkanlar nasıl oluyor, yani biz nereye gideceğiz artık, görüyorsun hep bu gece yine oldu. Evet. Yani eğer rahat da yatamıyoruz, yani çünkü soğuk, çoluk bu çocuk nasıl yatabilecek göz önünde. Ama çünkü çoluk çocuk ortada. Ortada kaldı, yağmurun altında. Biz ceketimizi çoluk çocuğumuza siper yaptık. Yani bu çadırlar da bunlar da biz tütün yapıyoruz. Bunlar tütün çadırı. Bunlarda yaşanılmaz koku var içeride. Bir gir bak bu çadırlar yani imkansız. Yani imkansızın imkansızı. Yani burada yaşamak biraz göç olur. İçeri dolu koku. Nereye kadar gidecek? Bu 11. 12. gündür. Yani bir çare bakmalar lazım, bir imkan bize sağlamalar lazım. Nasıl yapmamız gerekiyor, nasıl etmemiz gerekiyor. Bir çare bulmamız gerekir. Eğer bakmıyorsa biz kendimize işte imkanımızla bu çadırı kurmuşuz. Yarın yağmur yağarsa bu çadır olmaz. Çünkü bak 10 gündür yağmur yağmamış, daha da yer ıslak. Yani geç çadırın içi koku dolu. 15 metrekarede soba yanarsa, yatak yerirse, indirirse, yemek yenirse ne olabilir? Ben başvurdum. İmkanlarımla, telefonumla, şehirle, bununla, ben onda 10 yere başvuru yapmışım. Gittim diyor gelecek, gelecek ama ne zaman gelecek? Benim yanımda çoluk çocuk, ufak bebelerim var. Ufak bebelerim var yani. Ufak bebelerin çaresizliğini ne yapacağım bilmiyorum. Bir de arkadaşlar.